Zayıf kovanların olduğu aralıktayım. Bugün öğleye kadar güneş vardı ama öğleden sonra yağmur yağdı. Ben de şimdi bunlara üstten arı yemini, şurubunu verip gideceğim. Kek durumuna bakacağım arıların. Şurubu yanına çekebilmişler mi? Biraz çekebilmişler. Şu su artık atıyoruz suyu. Suyla işimiz bitti. Artık şimdi bu keki şurubunu da bakayım ne alemde. Tabi doğal olarak biraz saldırdım. Evet. Şimdi buna ne yapmış ona bakacağım. Sakinleşmesini bekliyorum. Körükle girmedi mi şimdi? Evet. İşlem devam ediyor. Hala bitmemiş. Bu tarafta ne var? Kapılı yavruları var. Şimdi şu araya buradan bir çerçeve gireceğim. Oraya bir çerçeve girip evet. Arıyı rahatlattıktan sonra formik asitini de damlatayım. Formik asitini damlatıyorum. Tabi doğal olarak asite tepki veriyorlar. Şimdi yapacağım şey şurubunu şişeye koymuştum üstten alabilsin diye. Bunu da yatırdım. Şimdi ekstra yapacağım bir şey artık. Ekstra yapacağım bir şey artık kekini koymak. Etrafını kekle kapatıp en son şurubunu tamamlayıp çıkacağım. Evet. Yağmurda
arıların bir araya gelme davranışı. Evet, keki ikiye kestim. Kek onlara. Diğerlerinde içeriden toplasınlar. 4-5 gün yağmur. Toplamlar da artık yapacak bir şey yok. Evet. Kümelenen arılar da silkeleyim içeriye. Yerine bakayım ne halinde. Evet, artık suyla atıyoruz. Gayet iyi. Evet. Şimdi aradan görebiliyoruz. Sıkıntı yok. Bu onlara gayet yeter. Artık tabi doğal olarak meraklılar çıkıyorlar dışarı. Bir şey yok, çekil. Ne oldu diye bakıyor. Yerleştirdik. Yanaştırayım. Havalar ısındığı zaman şurumu çekecek yağmurlardan sonra tabii. Şu an buna şurup veremiyorum. Sadece kekle idare edecek. Başka yapılabilecek bir şey yok buna. Kek vermekten başka yapılabilecek hiçbir şey yok. Hava ısındıkça yavru alanı terk edenler gelip burada şurubunu içip gidecek. Üstten kekini bitirerek. Kovan girişini daraltmıştım tekrar geçecek kadar. Herhangi bir problem yok. Bir tane bekçi oldu sadece. Dışarıda geziyor. Evet. Vaziyette kapatıyorum. Evet. Sadece keki var mı yok mu onu kontrol edeceğim. Sonra gideceğim aradan. Kekini yemiş mi bitirmiş mi onu kontrol ediyorum. Evet. Hala var. Keke yumulmuşlar. Rahatsız etmeden gidiyorum. Ön tarafını da biraz kapatıyorum. Kolenlik bölümünü kapatalım. Sadece üst tarafa açtım. Bu kadar. Yağan yağmurda balçıklaşan bir
toprak yapısı var. Hemen çamura dönüyor. O yüzden kaygan bir zemin. Bu tür zeminlere kovan konulduğu zaman dikkatli olmak lazım. Çünkü yağmur yağdığı anda hemen toprak kendini salıyor. Toprak hemen yumuşuyor ve kovanlar devrilebiliyor. O yüzden zemin önemli. Hemen burada yağmurla birlikte hemen alevyonlaşma olmuş. Burası, bu zemin kolay sele maruz kalabilecek bir bölge. Yağmurlu bir gün araba bakımından geliyorum. Öğleye kadar güneş vardı ama öğleden sonra birden hava döndü. Arılara baktım, bir kısmı da benimle beraber geliyorlar. Üstümde silmişler. Teklerini verdim, birkaç gün yağmur, artık kendi kendilerine idare etsinler artık.